Böyle bir derin kasenin içerisine 2 kaşık tereyağı, üstüne de 2 kaşık zeytinyağı ekliyorum ve bir kere önce yağlar erisin diye kendi haline bırakıyorum. Burada da 2 su bardağı kadar pirinç var. Bunu hızlıca bir sudan geçireceğim. Tozu, kiripası, herhangi bir şeyi varsa üstünden atsın gitsin diye. Olayımız domatesli pilav olduğu için bol domatese ihtiyacımız var. Ben normalde biliyorsunuz ki 1'e 1,5'larda su kullanırım. Yani 2 su bardağı pirince aşağı yukarı 2,5-3 su bardağı kadar su kullanırım. Ama burada olayımız domates olduğu için domates kullanacağız. Peki kesip mi koyacağız? Hayır. Kesip koymayacağız. Ne yapacağız? Bunu elimizle parçalayacağız. Bak, ortadan ikiye kabuğu çıkartılmış domatesi kırın. Tamam. Sonra elinizle şöyle dışarıya az sıçratacak vaziyette parçalayın domatesi. Niye böyle bir hani tırnak içinde söylüyorum, vahşice gibi gözüken, hatta böyle tuhaf bir sistem yapıyoruz? Çünkü böyle yaptığımızda domates içeride pişerken bir kısmı eriyor, rengini ve tadını bırakıyor. Bir kısmı hafif hafif kendi dokusunu bırakıyor içeriye. Bir kısmı yerken böyle o domatesin lezzeti ağzınıza geliyor. Ama ihtiyacımız olan sıvılığı ve domates kıvamını da veriyor. Rahmetli anneannem bana böyle öğretmişti. Ben de aynısını yapıyorum. Bak, elimle şöyle parçaladım domatesi. Kimisi böyle daha iri, kimisi artık püre vaziyetine gelmiş ama epeyce suyu çıkmış, belli belirsiz bir kıvamda. Yani bunun net bir kıvamı yok açıkçası. Tereyağı eridi. Hemen pirinçlere geçiyorum. 2 su bardağı kadar sudan geçirdiğim pirinci alıyorum. Tamam. Klasik pilav yapar gibi aslında. Önden içerisine pirinçlerde daha az kırılsın diye bir küçük tutam tuz atıyorum. Ve tahta bir kaşıkla şöyle güzelce pirinç hafif göz göz olana kadar kavuruyorum. Hafiften kavrulduğu an itibariyle de artık domates giriyor işin içine. Şimdi bayağı fazla domates var burada. Yani epey fazla domates var ama dediğim gibi domatesli pilavın hakkı bu. Hakkı. Yani biraz dibi tutmuş bir domatesli pilav bence başyapıt bir yemektir. Hep söylüyorum size, bizim mutfakta öyle özellikli teknikler ve yemekler var ki, yani İspanyol, Fransız mutfağı bunları daha önce keşfetse ve uygulasa inanın bana, yani dünyada böyle şeye doğru giderler, yani fenomen olmaya doğru giderler. Zaten fenomenler de o tariflerle giderler. Bizim de elimizde var. Bunları daha çok ön plana çıkartmalıyız. Bu teknikle yapın domatesli pilavı. Sonra inanın bana dua edeceksiniz. Tuz ve karabiber ekledim gördüğünüz gibi. Ve domatesli pilavın ve rahmetli anneannemin en büyük sırlarından bir tanesi özellikle zeytinyağlarda ve bu tip özel yemeklerde şeker kullanmasıydı. Domates bildiğiniz gibi biraz asidik bir aslında meyve olduğu için bunun lezzetini dengelemek için bir yemek kaşığı kadar, çok aşırı tepeleme olmasına gerek yok, toz şeker ilave ediyoruz buna. Bu hem dibini tutturmak istediğiniz noktada karamelizasyon işlemi için önemli, hem de domatesin o asit dengesini birazcık daha bertaraf etmek için önemli. Şimdi burada 2 su bardağı pirinç var ve biz buna normalde 3 bardak su koymamız lazım. Tamam, pişsin diye. Fakat 3 bardak su koyarsak domatesin de kendi suyuyla beraber bu iş birazcık ekstra lapaya doğru gider. Biz ne yapacağız? Domatesin kendi suyunu salacağını ve kendi aromasını da bırakacağını düşündüğümüz için sıvılık kıvamını dengelememiz lazım. Her şeyi koydum, karıştırdım böyle. Ve bunun üstüne şu dakika itibariyle sadece ve sadece 1,5 bardak su koyacağım. Ve hani pişerken domatesin kendi suyunu salmasını, o suyuyla beraber nem bırakmasını isteyeceğim. O yüzden bak şimdi 1 koydum. 1,5 daha koydum. Ve pilavın ihtiyacı olan sıvılık miktarı tas tamam budur. Her şeyi güzelce karıştırdıktan sonra yapacağım şey klasik bir pilav pişirir unsurda devam etmek. Yani kapağını kapatmak, fokurdayana kadar yüksek ateşte bırakmak ama kaynama noktasını gördüğüm an itibariyle hemen altını kısmak ve için için pişmesini sağlamak. Normalde bu yapmanızı tavsiye edeceğim bir şey değil ama şu rengin güzelliğine bakmak. Domatesler hafiften üste çıkıyor, yağı hafiften üste çıkıyor. Pirinçler aşağıya doğru oturmaya başlamış, tamam? Ama daha henüz tam piştiğinden bahsedemeyiz. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiyorlar ve mükemmel bir kıvam alıyorlar. Bu arkadaşın süresi dolmuştu. Bu şekilde ocaktan aldım. Kendi halinde biraz böyle dinlenmesini istiyorum ki alt tarafı güzel kabuk alsın.